İşte birileri elçilerin masum olduğunu, uyarılmadığını, onların seçilmiş olduğunu, çok çok efendim işte neredeyse birileri tarafından ilahlaştırıldığını efendim görüyorsunuz, görüyoruz. Onların nezdinde, onlar demek ki bu kadar büyük bir mertebe sahipler, onların vekili olan bizim büyüklerimiz de sorumlu değillerdir düşüncesine kapılıyorlar. Ama Allah öyle demiyor. Önce elçiler uyarılacak. Adem aleyhisselam uyarılmadı mı? Nuh aleyhisselam uyarılmadı mı? 950 yıl gece gündüz açıkta karanlıkta tebliğ ettim diyen bir resul, bir elçi uyarılıyor. Rabbimizin ehlinden olanları al. Önceki ayet-i kerimelerde Hud 42, 43, 44, 45, 46'da devam ediyor bu ayet-i kerimeler. Nuh aleyhisselamın oğluna oğulcum gel ben yüksek tepelere çıkarım dedi, gelmedi, boğulanlardan oldu. Nuh da dedi ki Allah'ım sen dedin ya ehline al, o da benim ehlimdi. Allah-u Teala hayır hayır, o senin ehlinden değildi. O çok kötü bir iş yaptı. Ama şu kısım beni çok etkiliyor. Sakın Nuh, bilgin olmayan bir şey konusunda benden bir şey isteme. Seni cahil olmayasın diye uyarıyorum. Cahillerden olmayasın diye seni uyarıyorum. Uyarılan kim? Nuh. Uyaran kim? Rabbimiz. Uyarılmayan hiç kimse yok. Allah birkaç uyarılan şahsı Kur'an'da bize örnek olarak sunuyor. Davud aleyhisselam uyarıldı. Süleyman aleyhisselam uyarıldı. Yunus aleyhisselam uyarıldı. Kalem suresinde de Rabbimiz Muhammed aleyhisselamı uyardı. Onun nezdinde de, onun şahsında da bizleri uyardı. Eğer Resul uyarılıyorsa bizim uyarılmamız hadi hadi çok normal ve çok olağan.